Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. Bu dersimizde bir ASP.NET Web API uygulaması geliştirip bunu client tarafında bir masaüstü uygulama üzerinden nasıl consume edeceğimizi, işleyeceğimizi, veri alışverişi yapacağımızı inceleyeceğiz. Burada öncelikle ben örneği WPF ile Windows Presentation Foundation ile yapmayı planlıyordum. Ama arayüz tarafı bildiğiniz gibi eğer eski videolarımı izlediyseniz WPF'in arayüz geliştirme tarafı biraz zaman alıcı, uğraştırıcı. O yüzden konuyu dağıtmamak için ben basit bir konsol uygulaması yapmaya karar verdim. Nihai olarak uygulama tarafında bir şey değişmiyor. Zaten hepsinin temelinde konsolun yani masa üstündeki Windows uygulamasının mantığı çalışıyor. Aynı mantığı siz WPF'e uygulayabilirsiniz ya da herhangi bir Windows forma. Şimdi öncelikle ASP.NET Web API uygulamasını oluşturacağız. Basit bir Web API yapısı kuracağız. Sonrasında da client tarafını geliştirmeye başlayacağız. Ben bunun için Desktop Client with Web API şeklinde adında bir solution açtım. Bu solution içerisinde boş bir konsol uygulaması var. Öncelikle bir blank solution açın. Bunun adını da Desktop Client Web API şeklinde verin. Sonrasında da içerisine boş bir konsol uygulaması ekleyin. Adı Desktop Client App olacak şekilde. Bunu henüz geliştirmedim. Hiçbir değişiklik yapmadım. Şimdi sağ tıklıyorum solution'a. Yeni bir proje ekleyeceğim. Ve bu projede ASP.NET Web Application içerisinde adı Web API App olsun. Bu application'ı seçerken şuradan template kısmından empty'yi boş olarak seçiyorum. Sadece Web API core referanslarını projemin ilgili klasörüne dahil ediyorum. OK dediğimde ASP.NET Web API'nin çekirdeği projeme dahil olmuş olacak. Buradaki Web API projesi içerisine. Temel olarak ASP.NET Web API aslında ASP.NET MVC temel mimarisi üzerine kurulu bir HTTP RESTful web servisi diyebilirim. HTTP protokol üzerinden hizmet verir. Hani belki farklı servis mimarilerini kullandıysanız, örneğin WCF ki tavsiye ederim, birçok projede işinizi görecektir. Burada farklı data binding yöntemleri vardır. TCP üzerinden, MSMQ üzerinden vesaire. Birçok farklı davranışı tek bir proje içerisine dahil eder. Ama Web API sadece web üzerinden çalışan bir RESTful servisidir. Bununla ilgili teknik detaylara çok fazla şimdilik girmeyeceğim. Sadece küçük bir örnek yapmak istiyorum. Burada yapmam gereken temel bir işlem var. Öncelikle bir tane controller eklemem gerekiyor. Bakın temel işlemleri yapıyorum. Herhangi bir farklı işlem yok şu an. Bir tane controller. Bu da şuradan Web API 2 controller empty olacak şekilde seçtim. Default'ta bu seçilidir. Diğerleri birkaç ekstra ıvır zıvır olan şeyler. Mesela ASP.NET'in Web API'nin işte içerisinde Entity Framework çekirdek referansların bulunduğu ve birkaç action dediğim metot get işte add update vesaire gibi metotların bulunduğu bir şey. Ben burada çekirdek boş bir şey oluşturmak istiyorum. Bunu kendim yapacağım. Default değil de demo olsun. Evet, boş. İçerisinde temel şeyler var. Ben burada yapacağım işlemleri diyorum ki ilk önce bir get metodumuz olsun. Bu da en basit anlamda şöyle yapılır. Get örneğin string adı get olsun. Geri dönüş tipi işte string olsun. Şöyle diyelim. Bunu
Başlangıç projesi yapacağım. Çalıştırıyorum. Şu an çalışıyor. Evet. Bakın şu şekilde basit bir yöntemle API'mizi oluşturduk. Normalde ilk açılışta şu şekilde bir sonuç gelecektir. Siz ASP.NET'in temel klasör yapısına göre, yani URL yapısına göre API standardını getirir. Sonrasında da sizin controller'ınızın adını yazarsınız. Biz mesela demo controller yapmıştık. Bunun son controller kısmını yazmıyorsunuz. Sadece API demo şeklinde veriye ulaşabilirsiniz. Veriyi bana XML formatında verdim. Burada da yapmam gereken bazı düzenlemeler olabilir. Mesela veriyi XML değil de JSON formatında isteyebilirsiniz. Bunun için de şöyle bir deneme yapalım. App Start içerisinde Web API Config içerisine geliyorum. Burada öncelikle diyorum ki şöyle config üzerinden formatterlardan bu XML formatter ve JSON formatter gibi formatterlarımız var. Bunların içerisinde formatterlar içerisinde bir tane formatter'ı sileceğim. O da XML formatter olacak. Bakın farklı formatterlar var. Örneğin JSON, Form URL Encoded Formatter ve XML var. Ben diyorum ki formatterlar içerisinden XML'i kaldır. Çünkü default'ta XML kullanılıyor. Onu kaldır. Onun yerine config formatters JSON formatter serializer settings formatting buna da Newtonsoft JSON.formatting. indented seçeneğini seçiyorum. Şimdi tekrar çalıştırıyorum API'mi. Evet. Şöyle bir sonuç aldık. Bakın az önce XML formatındaydı. Şimdi JSON formatında bana bu merhaba metnini gösterdi. Şu an tamamen JSON olarak çalışabiliyor. Tamam, bu temel özelliği de anladığımıza göre şimdi asıl işlemleri yapmaya başlayalım. Biz kontrollerimizi geliştirelim. Burada bu basit versiyondu. Şöyle açıklama satırı olarak kalsın. Public. Ben diyorum ki bu projem, controller'ım, API'm asenkron bir şekilde çalışsın. Bu nedenle async olarak ve bir task oluşturarak olmadı. Task oluşturarak diyorum ki
Sen geriye IHTTP Action Result döneceksin. Adın geriye IHTTP Action Result interface tipinde bir tip dönecek. Adı da GET olacak. Sonrasında bakın üzerine geldim. System Trading Task namespace'ini ekledim. Bunun içerisinde herhangi bir şey yapabiliriz. En temelde yapmamız gereken mesela model içerisine bir nesne oluşturabiliriz. Bu nesne ile işlem yapalım. Şurada bir class olsun. Bu class'ta car olsun mesela. Otomobiller üzerine bir şeyler. Integer bu id olsun. Prod şöyle string. Bu da name olsun. Yeterli. Basit şekilde ilerleyelim. Evet. Burada şimdi gerçek bir veri tabanı işlemi olmayacağı için ben örnek bir yapı kuracağım. Hani nasıl yaparız onu görmeniz için. Bir tane listem olsun. Bu listemde model içerisindeki car olsun. Bu da cars olsun. İçerisine new car ile bir şeyler ekleyelim. ID'si 1, name'i Ferrari yazacağımı falan beklediniz. Anadolu olsun. New car ID serçe olsun. Evet, veri hazır. Bu veriyi nasıl göndeririz? Tabii burada işte try catch'li hata yönetimi, loglama vesaire bunlar gerçek production ortamında olması gereken şeyler. Biz inceden hızlı ilerleyelim. Eğer herhangi bir sorun yoksa, hatta şöyle yapalım. Örnek, minimal bir örnek. Minimal neyse artık küçük bir örnek diyelim buna. Eğer hata yoksa bu return, hatta şurada işlemler yapılır. Ne işlemleri? DB vesaire işlemleri. Sonrasında ben zaten car içerisini doldurmuşumdur şurada. Öyle olduğunu varsayalım. Veri tabanından gittim. Repository içerisinde ben veri tabanına bağlandım. Oradan veriyi aldım. Sonrasında hata yokmuş. Geldik. Ne yapacağız? Return o zaman sorun yok. Ok. OK mesajıyla birlikte ben datayı geriye döndürüyorum. Cars olarak. Tamam, bu şekilde sıkıntı yok. Hata olursa ne olacak? Mesela internal server error olabilir. Ya da örneğin ben veriyi istedim ama veri yokmuş. O zaman ne olacak? Return not found dönebilirsiniz gibi farklı tipler var. Tabii bunlar olasılık, şunların ikisi olasılığı yok ettiği için burası unreachable oluyor. Yani erişilemez. Ben şunu kaldırıyorum. Çünkü sıkıntı yok şu an. Kalsın böyle. Gibi şeyler var. Bu yeterli şimdilik. Ben bunu çalıştırayım. api/demo projemiz şöyle çalıştı bakın. 1 Anadolu, 2 serçe. Ve gördüğünüz gibi XML değil, bu JSON formatında geldi. Şimdi buraya kadar başarılı, güzel. Peki bunun bir ID dönen versiyonu nasıl olur? Hiçbir farkı yok. Sadece şuradan int id
şeklinde bunu belirtiyoruz. Tabii ki temel web API mantığını bildiğinizi varsayarak ilerliyorum. Çünkü örneğin burada bir şurası controller. Controller'ın içerisinde de dışarıya açık olan her metot aslında bir action'dır. Şunlar birer action. Bu action'larda default olarak HTTP get'tir. Yani veri selektif işlemleri için get metodunu kullanan, HTTP'nin get metoduna cevap veren action'lardır default olarak. O yüzden yazmanıza gerek yoktur. Ama şu an antrenman anlamında yazabilirsiniz ki ben projelerde de yazıyorum aslında. Bazıları yazmıyor. Tercih meselesi. Çünkü HTTP get, birazdan postunu yapacağız, putunu yapacağız filan. Hani bunun olmasında bir zarar yok. Normal bir metottan farklı olduğunu ilk bakışta görülsün bari. Şimdi bir diğeri de buydu. Burada da ister yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada da farklı bir şey yapalım. Sadece IHTTP Action Result dönsün. Mesela bunun içinde cars değil car olsun. Şöyle var car var car. Güzel. Car şeklinde geriye döndür. Bu da tamam. Bunu da çalıştırırız ama mantığı zaten doğru. Test ederiz birazdan. Şimdi post ve put örneklerini yapalım. Public async task dedim. IHTTP action result post. Post işleminde ben buna veriyi JSON formatında göndereceğim. Şimdi arka plandaki kısmı incelemeyeceğiz şu an için. Biraz yüzeysel gidiyorum. Ama Postman falan var mesela. İşte Google Chrome'un eklentisi. Bununla biraz kullanımını incelerseniz geliştirdiğiniz API'ye post olarak JSON formatında bir veri gönderip test edebilirsiniz aslında. Daha canlı bir test olur. Bunlar belki ileri videolarda yapabilirim. Şuradaki post, action'ın post olması, adının post olması önemli. Default olarak post metodunu arayacaktır. Burada da metoda parametre olarak ben car nesnesini göndereceğimi söylüyorum. Adı da data olsun. Adı önemli değil, tipi önemli. Sonra tabii ki burada az önce HTTP get'ti. Default bu şekildeydi. Yazmasanız da olurdu ama bu HTTP post olacak. Bunu yazmanız gerekiyor. Aksi halde post olarak görmez. Burada da şimdi gene veri tabanı işlemimiz yok. O yüzden şunu yapabiliriz. Breakpoint ile çalıştırırız bu yapıyı. Mesela gelen bir veriyi içerideki bir listeye, ne listesi? Cars listesine atabiliriz. Dışarıdan gelen car içerideki cars'a eklensin diyelim. Başarılıysa gene aynı şekilde return ok diyebiliriz. Burada şu var. Mesela şu anki örnekte cars listesinin bir geri dönüşü yok. Ama normalde şöyle bir şey yapabilirsiniz ki ihtiyacınız olacaktır. Bu post işleminde bir veri ekleme işlemi yaptığınızı varsayalım. Veri eklemede sonucun doğru olup olmadığını nasıl anlarız? En ilkel tabirle AddNet'teki execute non query üzerinden düşünürseniz, insert ve update işlemlerinde eğer başarılıysa veri tabanından size kayıt sayısını dönüyordu. Etkilenen kayıt sayısını. Onu geriye dönmeniz gerekiyor. Burada da eğer başarılıysa diyelim result
artı eşittir 1 olsun. Sonra result'ı geriye dönsün. Böyle bir simülasyon olduğunu varsayalım. Geriye 1 dönecek burada. Eğer başarısızsa zaten 0 döneceği için ona göre bir işlem yapabilirsiniz. Bu işlem başarılı mıydı, değil miydi gibi. Put işleminde de aynı şeyi yapabiliriz. Post yerine put dedim. Bu da put olsun. Gene dışarıdan aynı tipi alacak vesaire. Şimdi hazır elimiz buraya gelmişken, tabi onu da buraya eklersek o bu güncelleme olacağı için neyse. Yani bu örneği anladınız. Bu güncelleme için kullanılıyor. Normalde bir işte o gelen ID'yi örneğin data'nın ID'sini alırsın. Sen bunu sorgularsın. O kayıt üzerinde işte data'nın mesela name'ini güncelleyecek bir kod çalıştırırsın filan ama şu an örneğimizde hızlı hızlı temel seviyeden gidiyoruz. Örneğin detaylarına gerek yok. Şimdi biraz daha detay, yani işinize yarayacak detaya gireyim. Burada siz bu controller'ın URL bazlı routing işlemini yapmanız gerekiyor. Yani nasıl erişileceğini belirlemeniz gerekiyor. Bunun için ben standart olarak route prefix kullanıyorum burada. Route prefix'te API diyorum ki buna demo linki üzerinden erişilebilecek. Bu şekilde bir routing işlemi yapabiliyorsunuz. Mesela şunu da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar başa sararsak get, şu parametresiz kullanım get, parametreli kullanım get, post ve put default olarak kullanılan ve sizin herhangi bir isimlendirme yapmanıza gerek olmayan, mesela integer parametre alan bir get gelirse buraya düşecek. Yani bir get isteği gelirse doğrudan buraya düşecek. Eğer parametresiz gelirse buraya düşecek. Doğrudan verinin tamamını çekecek. Posta da direkt buraya gelir. Putta da buraya gelir. Bunda sıkıntı yok. Ama siz örneğin şu sizin car sınıfınızın temel verisini getiriyordu. Ama bir de ekstra bir iş yaptınız. Ne olabilir bu? Get detail olsun. Yani get detail. Hatta bu da parametre alabilir ya da almayabilir. Önemli değil. Ben biraz daha olayı kastırayım. Parametre alan versiyonu yapayım. Parametre almayanı da yaparız. Şu kısımları kapatayım. Aklınızı karıştırmasın. Şuraya da breakpoint koydum. Hatta şunun bir de parametresiz, gerçi parametresiz get detail olmaz ama get all olsun mesela. Get all. O da enteresan bir şey ama get all parents diyelim. Tamamen attık. Get all parents. Şöyle bir şeyler. Örneğimiz böyle. Şimdi eğer bu şekilde yaparsanız ASP.NET routing mekanizmasının kafası karışacaktır. Neden? Çünkü bunların ikisi de bakın hatta 4 tane metot da get ile başlıyor. Ben hangisini get olarak anlayayım diyecek. Haliyle kafası karışacak. O yüzden hata verecek. Burada yapmanız gereken şey bir route işlemi gerçekleştirmek. Bunun için de get all parents. Mesela controller'a bunu yazmıştık. Route prefix. Buraya da action'a da route yazdık. İsim olarak da küçük ya da büyük harfle başlayabilirsiniz. Get all parents dedim. Bundan sonra şu link, yani API
/demo /getAllParents geldiğinde artık buraya düşecek. Aynı şekilde URL bazlı giderseniz de bu da gene kolay. Roid dedim. Burada da get detail olsun. Tabi burada bir ID mekanizması var. ID'yi de bu şekilde alırsınız. Normal bir slash, sonra süslü parantez içerisinde ID metnini yazarsınız. Artık slash 1 geldiğinde o ID doğrudan buraya gelir. Bu isimler önemli tabii ki. Buradaki ismi yazdım buraya. Gibi bu şekilde de bir routing işlemi yapılabilir ki ihtiyacınız olacaktır. Çünkü API'yi çağırırken de zaten ihtiyacınız olacak. Onu vermezseniz çağıramayacaksınız. Eğer default işlemlerin dışına çıkarsanız, işte örneğin get detail xyz falan yaparsanız bunu yazmanız gerekiyor. Temel işlemler başarılı. Tabii şu an konumuzla alakalı değil ama yetkilendirme ile de alakalı authorize işlemi yapılabilir burada vesaire. Bu ASP.NET Web API konusunun detaylarına giriyor. Şimdilik konumuz değil. Buralar okey. Tamamdır. Temel işlemlerim hazır burada. Bir son olarak bir deneyelim. Bir iki metodu, action'ı. Şimdi şurada temel işlem çalışıyor. Bir yazsam, iki yazsam serçeyi getirmesi gerekiyor. Ha tabii metot içerisindeki veriyi atmasyon yaptık. O yüzden böyle oldu. Mesela getAllParents yazsam. getAllParents. Bakın ikisini de getirdi. Çünkü bunun içerisinde iki tane veri vardı. Sonrasında başka ne var? Get details. Get details. Burada da 2 yazdım. Evet bakın. Breakpoint'imi düştü. Dışarıdan gelen ID'nin değeri 2. Doğrudan buraya geldi. Bu veriyi oluşturdu ve geriye 2 veriyi dönecek. Evet. Başarılı. Herhangi bir sıkıntı yok. Kapattım. Şunu da taşıdım şöyle. Şimdi client'a geçeceğiz. Client tarafında öncelikle şurayı şöyle bir kapatalım. Client'a geçtiğimde yapmam gereken temel bir işlem var. Bu da bir tane paket kurmak. Bu paket bize birkaç tane DLL'i getirecek. Bunun için NuGet paket yöneticisine gelebiliriz de gelmeyebiliriz de. Paket Manager konsol üzerinden ben şu iki projeyi de startup projesi yapacağım. Başlangıç. Multiple startup project dedim. Sen başla, sen de başla. Uygula. Tamam. İkisi de başlayacak. Peki, Paket Manager konsolda ne yapalım? Desktop Client App seçili burada. Buna Install Package diyorum. Microsoft.ESP.NET.WebAPI Client. Bunu kuruyorum. Bu bana bir şeyler kuruyor projeme. Bakın şu HTTP formatting'i vesaire getirdi. Bunlar tamam. Peki şimdi ne yapacağız? Öncelikle
Öncelikle projeme geldim. Projemin içerisine bir temel işlemleri tutacağım bir data klasörü olacak. Bu data klasörü içerisinde bir base sınıfı olsun. Minik bir object oriented çalışması. Sonra bir client sınıfı. Burada da yine minik bir şeyler olacak. Böyle sınıflar olmasına bakmayın. Olayı biraz daha profesyonel hale getirmek için yapıyorum. Normalde yazacağımız şeyler çok basit. Evet, öncelikle client'ımızı yazalım. Public static HTTP client dedim. System.net HTTP'yi ekledim. Get client connection diyorum. Yeni bir bağlantı oluştur. Nereye? API'ye. HTTP client. Client dedik. New HTTP client. Sonra client üzerinden base adres olarak diyorum ki new Yuri. String olarak da benim şu çalıştırdığım API'yi vereceğim. API'nin temel kısmını lokal host şeklinde. Normalde URL olsa işte HTTP şeklinde şöyle yazmanız gerekiyordu. Bunu yazdım şimdi. Sonrasında da bu oluşturduğum client nesnesini buradan return ediyorum geriye. Burada işim bitti. Şunları bir temizleyelim. Şöyle bir daha bakalım. Get client connection diye bir metodum var. Bu statik. Statik olmasının sebebi hızlı çağırmak. Client.get client connection dediğim zaman hızlı bir şekilde çağırmak istiyorum o yüzden. İçerisinde bu client'ın HTTP client benim API'ye bağlanmamı sağlayan nesne aslında. Network tabanlı uygulamalar geliştirdiyseniz bu tür sınıfları bilirsiniz çalışma mantığını. Ben buradan bağlanacağım URL'in temel IP'sini, temel linkini yazıyorum aslında base adresini. Bu kadar. Şimdi bunu kullanacak base sınıfı client dedim. Client'tan miras aldım burada. Ve dedim ki sen içeride bir HTTP client kullanacaksın. Bu open client adında olacak. Yazabilirsem. Open client. Bunun bir base sınıfının bir constructor var. Bunun içerisinde birkaç bir şey yapacağız. Base şöyle. Open client client nokta get client connection open client default request headers buradan accept add ve diyorum ki senin medya tipin new bakın şurada linki uzun uzun yazdı ama yanlış. Yani şöyle yapabiliriz. Header'ı şuraya taşırım. Sonra bunu da şöyle yaparsam kurtarır. Fazlalıkları da temizle. Gitti. Evet, application dedim. JSON formatı bu şekilde belirttim. Burada da işim bitti. Şimdi de bakın burada da işim bitti. Temel benim kontrolörümün adı demoydu. Aynı standartta buraya bir demo data adında bir sınıf oluşturayım. Bunun içerisinde de temel çağırma işlemlerini gerçekleştireceğim.
Nedir bunlar? Öncelikle Base'den miras almam gerekiyor. Base client'tan miras alıyordu. İşte bakın şöyle. Base client'tan miras alıyor. Bütün işlemleri tamamlıyor. Açık bir connection oluşturuyor API üzerinde. Demo data da Base'den miras alarak birçok işlemi gerçekleştirecek burada. Bunun için içeride bir neyse, fantastik olaylara girmeyeyim. Demo data şöyle bir constructor'ımız dursun. Sonra dedim ki sen get metodusun. Async çalışacaksın. Ve geriye liste olabilir. Şöyle neydi? Car. Ya da bu VPF ile daha çok kullanılan Observable Collection diyelim. Car tipinde olsun, adında get olsun, senin de modalını ekleyelim. Ops. Tabii ki. Hatalı bir durum. Hatalı değil de hani normalde modalı da ayrı bir proje olarak yapardım ben. Ama bu projede böyle bir dalgınlık oldu. Mesela şu car sınıfını aslında bir model sınıfında yapıp iki projeyi de dahil etmek gerekiyor. Yani bir model projesinde yaparak. O da nasıl olur? Hemen göstereyim. Şöyle new project Windows bir class kütüphanesi. Ne olsun bu? Data models gibi bir şey olabilir. Sen git şuradaki modülü attım buna. Tabi bu atma yöntemi hiç hoş sonuçlar doğurmayabilir. Şimdiden söyleyeyim. Kontrollü olmanız lazım. Çünkü şu namespace yapısını ona göre oluşturmanız gerekiyor. Data models içerisinde olacak. Herhangi bir şeye gerek yok. Tamam. Bunu böyle yaptım. Bakın tek farkı şuradaki modelden sildim. Bunu data models diye bir class kütüphanesi açtım. Onun içerisine attım. Umarım kafanızı karıştırmamıştır. Şurada da şimdi de bu projelere dahil edeceğim. Web API ve desktop client'a reference add proje data models ekle. Burada da şimdi iki projede de bunu kullanabiliyor oldum. İlk başta yapmam gereken şeydi. Ufak bir şey olduğu için unuttuk. Evet, sonra gelelim. Şimdi geldi data models. Tamam. İçeride HTTP response message dedim. Şunu da bekleyelim. System.net HTTP'ye attım burada. Sonra open client, bu base sınıfından gelen benim yazdığım open client. Bunun içerisinden bakın base'den geliyor. Nokta get async. Asenkron bir şekilde çalışacak. Nereye bağlanacak bu? Demo API'sine. API slash demo vardı ya. İşte bu API URL'inden sonra demo olan şeye bağlanacak. Bunu nereden tekrar özetleyebilirim size? Bakın şunu base olarak yazmıştık. Bunun sonuna demo eklediğini düşünün. Bu şekilde çalışıyor sistem. Base URL artı sizin orada yazdığınız metin. Sonra bunu çalıştırıyor.
Result dedim çünkü bu asenkron çalıştı. Asenkronun sonucunu result da alıyoruz. O yüzden if response.success status code ise al bunu, şurada bir private observable collection dedim. Car data olsun. Bu da böyle olsun. Data response gelen request'imin sonucunda bana gelen response içerisinde content'in okunmasını istiyorum. Get read as async şeklinde. Buradan dedim ki bunun da tipi, yani bana gelecek olan verinin tipi observable collection tipinde car nesnesi olarak gelecek. Sonrasında da bundan result ile veriyi elde et, return data de. Bu kadar. Sonra new ve update işlemi için de bir tane yapalım. Sonra testine bakarız bunların. Burada da gene aynı mantık. Public async şeklinde. Geri dönüşü boolean olacak. Yani işlem başarılı mı değil mi? Car. Bu da data olsun. Sonra işte try catch yaptığınızı varsayalım. Böyle böyle olmuş. Şöyle olsun. İşte null kontrolünü yapmışsınız. Eğer null ise bunların kontrolünü yapmanız gerek. Ben örnek olsun diye yapıyorum size. Sonra HTTP response message response olarak al bunu, open client. Burada dikkat edin, yukarıda get async kullanıldı. Burada post as json async. Ben burada json formatında kullanacağım için, veriyi de öyle göndereceğim için post as json async'i kullanıyorum. Aksi halde XML vesaire gibi kullanabilirsiniz. Burada diyorum ki senin gideceğin URL, gene yukarıdaki gibi demo. Aslında bunu da yazdırmayacak şekilde tasarlayabilirsiniz altyapıyı. Demo dedim, oraya gideceksin. Ne gidecek? Data. Şu metottan gelen data gidecek. Buradan geleni buraya JSON formatında post et dedim. Kendi içerisinde Newton Soft JSON'ı kullanarak onu dönüştürüp gönderiyor. Var result response ensure success status code dedim. İşte bu doğruysa, başarılıysa yani gibi işlemler, is success işe ise yani bunları yapabilirsiniz isterseniz. Hayır olmadı, şöyle olabilir. Status code eşit değil. Neyse, HTTP status code içerisinde ok dedim. Ok değilse başarısızdır bir şekilde. Bir sıkıntı olmuştur. False olarak dön. Hatalıysam uyar gibi şeyler olabilir. En sonunda da gene işte eğer sıkıntı yoksa true yap, gönder gitsin gibi. Çünkü bana gelen veri zaten API üzerinden bana true ya da false değeri geliyor aslında. Ona göre bir aksiyon alıyoruz burada. Buralar şekillenebilir. Sonra bunun aynı mantığını şöyle bir copy, şöyle paste, update. Şunlara gerek yok aslında ama kalsın. Burada sadece post yerine put kullanacağım. Çünkü API içerisinde update'i, bakın bunları da mesela şunları ekleyeyim.
temizlendi. Bakın burada put kullandım. Bunun tipi de put. Şunun postu, bunun put. O yüzden gelip burada da ben put as JSON async şeklinde göndermem gerekiyordu. Evet, projemiz bitti. Demomuz kaldı sadece. Bir de şunun T'si kaldı. Update. Evet. Demo uygulamamız geldim. Şöyle bir build edeyim. Oh. CV dedim. Bitti. Olsun. Sonra da beklesin bizi. Sorun neymiş? Models web API. Her zaman sonradan değişiklik yaparsan patlar zaten. Evet. Şimdi şurada var result dedim. Benim data içerisinde demo data vardı. New demo data dedim. Bunun için desktop client app.data klasörünü attım buraya URL'e. Bakın burada get, new ve update var. Get dediğimde bu şekilde bana tüm datayı getirmesi beklenirken result dersen res içerisinden res yemedi mi? Ne geldi buraya? Observable collection. Ha. Ops. Ops. Bir dakika. Senin tipinde. Ha. Beni result'la diyor. Haklısın dedik. Sen de haklısın. Şuradan neyi bağlarız? ID şöyle. Şuraya da biraz mutluluk. Evet. API de çalıştı şu an. Konsol çalıştı. Şimdi konsol API'yi bekliyor. Biz de onları bekliyoruz. Evet. API açıldığı anda burası da aktif oldu ve oradan veriyi getirdi. Yani burası böyle olması bir şey ifade etmiyor. Ama burası da çalışıyor bakın. Şu an ikisi de sorunsuz çalışıyor. Bir şey daha vardı. Şunun get ID versiyonunu da yapalım. Örnek bulunsun elinizde. Burada da tek bir nesne döneceği için şöyle yapıyorsunuz. Bir fark yok. Basit bir programatik trik. Bakın şurada data vardı. Bunun da şöyle olduğunu varsayalım. Car, hatta var car olsun. Var car. New car. Şu car'ı al. Veriye bas. Sen git. Sen de git. Bu kadar. Bu da bizim get ID metodumuzdu. Diğerleri için de aynı mantık. Ha, şu da var. Gene örnek olsun diye. Mesela şu get all parent'ı yapayım. Aslında bir fark yok, sadece farklı bir örnek olsun. Get all parents. Şuradan şunun yapısı uygun. Aldım. Get all parents dedim.
miydi? S vardı, evet. Buradan da get all parents dediğinizde aynı şekilde getirecektir. Mantık böyle işliyor. Evet. Bakalım. Şunu, gerçi bunda bir veri gelmeyecek. Car ID şöyle bir şey. Car name Bugatti dedik. Çalış. Çalışıyor API. Geldi. Tabii ki işte şuradan bir ID koyarsınız vesaire yaparsınız. Şimdi gelelim diğer aksiyonlara. Neyimiz vardı? Olayı otomatik hale getirdik artık. New ve update olsun. Bunun içinde hemen hızlıca son bir örnek yapacağım. New demo data, new dedim. Burada da dışarıdan şöyle bir new göndereyim. Sen de şöyle new car olsun. Geldik. Şöyle bir şey gönderdim. Tabi şey olmaz. ID gönderilmez insert'te. Ayıp olur. O yüzden kurallara uygun bir şekilde kurallı araç dedim. Bunu gönderdiğimizi varsayıyorum. Nereden anlayacağız? Şuraya bir breakpoint koyuvereceğiz. Sonra update'e gireceğim. Var results results up new demo data update. Burada da yine işte sınıfımı gönderdim. Tabii ki update işleminde ID olmalıdır. Orada da kuralına uygun gitmek lazım. Bu da kuralsız araç olsun. ID bu da 2 olsun. Bu da bitti. Bunu da şöyle şey yapalım. Evet. Son örnek demomuzda yapıyoruz. Nerede benim konsolum? Bakalım. Mesela şu an arkadaş burada. İlk önce new geliyor. Bakın ID'si 0. Insert'te olmazdı bu. Şöyle adım adım ilerleyelim. Bakalım ne yapacak? Gidiyor API'ye. API'yi çağırdı. API'den cevap gelmiş. Ne gelmiş? Bakın. Ok gelmiş. Status code 200. Başarılı olduğuna dair. Neymiş? Linki api/demo. Oraya gitmiş. Sonucu almış. Başarılı. Ve okeyli bize dönmüş. Request mesajımda post olduğunu söylüyor. Çünkü post tipinde göndermiştim. Burada başarılıyız. Eğer başarılıysa bakın is success status code true mu? Yani işlem başarılı mı? Evet. O zaman burada bir iş yapabilirsin. Mesela. Eğer okey haricinde bir şeyse bu false dönecekti. Öyle değil ama. Hata da yok. True dön. Bakın burası bitti. Gayet de başarılı. Evet, bu şekilde küçük bir web app uygulamasını geliştirip yine bir client üzerinden mini bir uygulamayla temel mantığını anlatmaya çalıştım. Umarım yararı olmuştur.